1 Nisan 2022 Cuma Antalya at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Antalya'da 6 koşulu bir program var. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak 5 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 15 mücadelede, yarışın temposunun genel olarak ağır olacağını söyleyebiliriz. Liderliği muhtemelen 4 numaralı Can Katan alacaktır. Çok süratli rakipleri olmadığı için, uygun kilosunun avantajı ile çıktığı gibi bitirebilir. Bu atın Antalya'daki ilk çalışmasını beğendik. Piste uyum sağladığı gözlemlendi. Mutlaka iyi koşacağını düşündüğümüz için bizim net favorimizdir. İlk rakibi, onu yakın takip edecek olan iki numaralı baş aydın olacaktır. Kilosu rakiplerine oranla biraz ağır olsa da, düzlükte birincilik mücadelesine dahil olacaktır. Üçüncü şanslı isim olarak da, 5 numaralı yarım adayı kuponlara ekleyelim. Özellikle bu hafta çok değiştiği gözlemlendi. Bu yarış dahil takibi almakta fayda vardır. Son olarak da 9 numaralı kiaseti yazabiliriz. Bu at, önceki yarışlarına oranla, hem uygun kiloda start alacak, hem de çalışmalarında çok daha iyi göründü. Bugün beklenen çıkış yarışını yapabilir. Bu koşu için sıralamamız, 4, 2, 5 ve 9 şeklindedir. İkinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, dişi maiden mücadelesi, günün en zor yarışı olacaktır. İstikrarlı yarışları olsa da, iyi koşup kazanamayan zamane ve maybret gibi isimler pek güven vermiyor. Kalan isimler arasında, kazanamaz diyebileceğimiz hiçbir tay yok. Hepsinin çalışmaları yarış kazanmak için yeterlidir. Bu koşuda sürpriz bir sonuç çıkabileceği için, ayırımsız kapatmak istiyoruz. Buraya hepsi yapıp sonraki ayağa geçelim. Üçüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışında, net bir bankomuz var. Süratli bir rakibi olmadığında, rakip tanımaksızın iyi koşan bir numaralı rotovatör, bugün aradığı şartları yakalamış durumda. Stili hiçbir rakibi yok. Grup kendisi için çok uygun. Kilosu rakiplerine oranla biraz ağır olsa da, lehine şartları değerlendirip, çıktığı gibi kazanmasını bekliyoruz. Bir numaralı rotovatör banko yazıp sonraki ayağa geçelim. Dördüncü ayak. Bu koşuda, kazanma karakteri çok düşük olan Steel Empire ve kilosundan etkileneceğini düşündüğümüz Laskeye gibi favori atlara şans vermeyeceğiz. Dileyenler kuponlarına ekleyebilirler. Bizim favorimiz 5 numaralı kuyruklu yıldız olacaktır. Stili rakipleri olsa da, her şartta başarılı koşan bir isim. Yeterli hazırlıkları ile bu grupta kazanmaya yakındır. İlk rakibi 1 numaralı 4 stroke olacaktır. Bu kez kendisini daha iyi tanıyan binicisi idaresinde, mutlaka iddialı olur. 4 numaralı Gaddesmiya ise, yarışın erken süratlenmesi durumunda devreye gireceği için, mutlaka yazılmalıdır. Bu koşu için sıralamamız, 5, 1 ve 4 şeklindedir. 5. Ayak 1 numaralı Van Limo, kendisine göre çok uygun bir grupta, lehine şartlarda yarışacak. Bugün stili bir rakibi yokken çıktığı gibi bitirebilir. Kilosu sorun olmayacaktır. Daha önce bu kilolarda yarış kazanmışlığı vardır. Alternatif banko olarak yazılabilir. 9 yaşında olması ve yamak bir mücadelede riske girmemek için geniş kuponlara 2 rakip önereceğiz. 4 numaralı Özgena ve 5 numaralı Öz oyuncu Van Mahon'un hatalarını değerlendirecek atlardır. Bu koşu için sıralamamız 1, 4 ve 5 şeklindedir. altıncı ayak. Bu koşuyu iki numaralı Rabatto ve diğerleri diye ayırabiliriz. Gruptan farklı kalitesi ile göze batan Rabatto, uzun arasına rağmen düzenli hazırlıkları ile form tuttu. Antalya sentetik pistinde nasıl koşacağını bilemediğimiz için, riske giremeyiz. Ancak küçük kupon yapanlar ve bu atın kalitesine güvenenler, alternatif banko olarak yazabilirler. Banko yazmayanlar için, bu atın yanına 5 isim daha önerdik. Sıralamamız şu şekildedir: 2, 1, 5, 6, 7 ve 10 sıralamasını bütçenize göre değerlendirebilir, varsa tuttuğunuz atları da ekleyebilirsiniz. Antalya yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.